أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم Tefasir çalışmaya devam ediyoruz. Nisa suresine geçmiştik ve Nisa suresinin birden onuncu ayete kadar olan kısmını veriyordu. اِفْتَتَحَ اللّٰهُ جَلَّ ثَنَاءُهُ سُورَةً نِسَائِ بِخِطَابِ النَّاسِ جَمِيعًا ve davetihim ila ibadetillahi vahdehu la şerike leh münebbihen lehum ala kudretihi ve vahdaniyetihi allah Allahu Teala Nisa e, suresini bütün insanlara hitap ederek açtı, başladı ve onları e, ortağı olmayan e, tek Allah'a kulluk etmeye davet ederek başladı ve e, kendi kudretini ve vahdaniyetini yani tek oluşunu, bir oluşunu münebbihen hatırlatarak buna dikkati çekerek başladı. Ya eyyuhennas, ey insanlar, itteku rabbekum, Rabbinizden sakının. Ellezî halakakum min nefsin vahide Sizi tek bir nefisten yaratan Rabbinizden. Ey hafullah ellezî enşe'ekum min aslin vâhid. Sizi tek bir asıldan, tek bir kökten inşa eden yaratan, ortaya çıkaran Allah'tan korkun. Ve huve nefsü ebyikum Adem. O bizzat babanız Adem'in ta kendisidir. Ve halaka minha zevceha. Ondan da eşini yaratan. Ey evcede min tilken nefsil vahide zevceha ve hiye Ondan da onun eşini yaratmıştır ki e, evcede yaratmak, icat etmek. Kimdir o? Havva'dır. Ve besse minhuma ricalen kethiran ve nisa'e. Ve ikisinden çokça erkek ve kadın yaydı. Ey neşara yaydı ve ferraka min Adem ve Havva. Halaika kethirine zükuren ve inathen. Yani erkek ve dişi olarak çokça işte yarattığı Adem ve Havva'dan neşere yaydı. وَاتَّقُ اللّٰهَ tesâelûne bihi vel erham. Evet, onun adıyla dilekleştiğiniz, karşılıklı istediğiniz Allah'tan sakının vel erham ve sılay rahmi koparmaktan sakının. Ey <Sessizlik> hafullahe, Allah'tan korkun. Ellezî bağ dokun ba'dan bihi. Yani onun adıyla birbirinize sesleniyorsunuz, birbirinizden istiyorsunuz. Haysu yekulu mesela şöyle dediği yerde, şöyle dediği bu Haysu çünkü de diyebiliriz. Çünkü yekulu şöyledir. Es'eluke billahi. Allah için senden istiyorum. Ve unshiduke billahi Allah için sana söylüyorum gibi tekul اَرْحَامَا اَنْ تَقْتَعُوهَا Yine sılay rahimleri yani akrabalık bağlarını koparmaktan da sakının. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ raqiba Muhakkak ki Allah sizin üzerinizde rakiptir. Yani gözetleyicidir. hafizan, Hafizdir. Yani koruyucudur. مُتَّلِعًا عَلَى جَمِيعِ اَحْوَالِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ Bütün hallerinize ve bütün işlerinize, fiillerinize mutaliidir yani haberdardır. Ve kat ekledi Teala el emre bi takvallahi fi mevtinayn. Allahu Teala Allah'tan korkmayı bakın ne yaptı vurguladı? Fi mevtinayn iki yerde vurguladı Allah'tan korkma emrini fi evvel el ayetin başında ve fi ahiriha ve ayetin sonunda. ليشير إلى إلى إذا محق الله ala Ve Allahü Allah-u Teala'nın kullarına hakkının yüceliğine, büyüklüğüne işaret etmek için. Buna azmi desek daha doğru. İlâ <lâhî> azmi hakkıyla. Kema e, karrana teala beyne et takva ve sılatır rahim. Yine Allah-u Teala takvayla sılayı rahmin arasını birleştirdi liyedulle ala ehemmiyeti hâzihi insaniye. Bu insani e, bağın önemine de, delalet etsin diye. Fennâs cemî'an min aslın e, e, yani bütün insanlar aynı asıldandır. E, ve hum e, fil, insa, fil Evet onlar insanlıkta ve nesepte kardeştirler. Vel öderken nasu eğer insanlar bunu idrak etselerdi le ashu fi saadetin ve eman mutluluk içinde ve güven içinde yaşarlardı. E o lema kanet hunake tahine müdemmira ve yok edici, yıkıcı savaşlar olmazdı. Teltehibul ahtar ki o savaşlar ne yapıyor? E, yaşı da ve'l-yâbis ve e, kuruyu da ne yapıyor? Tutuşturuyor, yakıyor, yok ediyor ve takdı on al ve velid yaşlıyı genci ne yapıyor e, öldürüyor o savaşlar evet yani eğer insanlar e, bu akrabalık e, bağını yani Adem'den e, geldiklerini Adem ve Havva'nın ataları olduğunu hatırlasalardı birbirlerini böyle yok etmezlerdi mahvetmezlerdi diyor. Summe sonra zekere teala Allahu Teala zikretti el yetimleri ve evsa ve onlar hakkında emretti. Hayran, hayrı emretti. Ve emara bil muhafazati ala envalihim ve mallarını korumayı emretti. Fekale şöyle buyurdu. Ve atul yetama envalihum Yetimlere mallarını verin. Ey utul yetamellezine ma taabaahum ve hum sigarun emwaluhum iza balagu. Onlar bulu çağına eriştikleri zaman küçük yaşta olup da babalarını kaybetmiş olan o yetimlere mallarını verin. Ve la tetebeddalul habise bit tayyibi. Evet, habis ile tayyibi yani değiştirmeyin. Ve la tetebeddalul habise bit tayyibi. Temiz olanla habis olanı değiştirme. Ey la tastebdilul harame e, ve huwa malul yetama bil halal ve huwa malukum. O haram, haramı yetimlerin malı olan haramı bil halal e, yani helal ile ve huwa malukum sizin malınız olan helalle değiştirme. Yani onu alarak malınızı haram kılmayın manasında. Ve la ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Onların mallarını malınıza katmayın. E ila tahlutu amwal al-yetama bi amwalikum fe ta'kuluha cemian. Onların yetimlerin mallarını kendi malınıza katarak yemeyin. İnnehu kana huban kebira. Ey zenben azimen. Yani bu büyük bir günahtır. Fe innel yetime. Çünkü yetim bihayetin ila riayetin ve himayetin ee, yani korumaya ve gözetmeye ihtiyacı vardır li ennehu daifun çünkü o zayıftır ve e, zulmü e, yani e, zayıfa zulmetmek zembun azimun indallah Allah katında büyük bir günahtır Sümme erşede teala ila terkit tezevüç minel yetimeti idâ lem yu'tiha mehral mitli Sonra yetim bir kızla evlenmeyi de Allahu Teala ne yaptı? Bunu terk etmeye irşad etti. Yani terk edilmesini emretti. ona mehri mislin işte veril, vermediği zaman bir kimse ona mehrini yani başkasına işte verilen mehrin aynısını ona da vermediği sürece aynısı derken mehri misil yani ortalama misil, ortalama mehir vermedikçe evlenmekten nehyetti. Fekale dedi ki ve in khiftum alla tuksitu fil Eğer yetimler hakkında adaletsizlikten korkarsanız ey o ida kanet tahte hucri ahadikum yetimeten, yani sizin işte e, himayeniz altında bir yetim bulunur da e, ve hafe e, ve e, korkarsa elle mihra mitliha yani onun mehremisini vermemekten korkarsa o halde o kişi e, fel trukha onu terk etsin ila ma sivaha yani onun dışındaki biri e, ile evlenmeye e, baksın fe Nisa e kethirun çünkü kadınlar çoktur ve lem yudayık Allahu aleyhi ona Allahu Teala darlık vermemiştir. İhtara et taberi en enel mana hangi manayı seçti taberi? İn hiftum alla ta'dilu fil yetama eğer yetimler hakkında adaletli olamaz olmak olmamaktan korkarsanız fe khafu eydan ki aynı şekilde korkun ellati adlu beyne nisa'in kadınlar arasında adaleti sağlamaktan iza <laughs> nekah tumuhu onları nikahladığınız zaman ve ma esbetnahu huvel muvafik sebebi nuzul ve huwa ihtiyaru kesir <laughs> biz diyor bunu sebebi nuzulle uygundur olduğunu tespit edemedik ve huwa ihtiyaru kesir bu ibni kesirin tercihidir diyor. Fanki ma tabe lekum minen nisa'im ve kadınlardan hoşunuza e, gidenle mesna ve sulate ve ruba ikişer üçer ve dörder olarak evlenin. Ey enki ma maşi tuminen nisa'i siva hunne onların dışındaki kadınlardan e, dilediğinizle evlenin inşa el ahdukum isneteyin eğer dilerseniz iki e, tane ve inşa e, e, buradaki tabi dilediğinizde derken yani sayı olarak eğer e, iki tane dilerseniz iki tane üç tane dilerseniz üç tane ve inşa e, e erba ve yine dilerseniz dört tane fe in khiftum ella ta'dilu fe vahideten eğer adaleti sağlamaktan korkarsanız sağlamamaktan ey in khiftum adamel adli beyne zevcat eşler arasında e, adaletsiz olmaktan korkarsanız o zaman fe elzimul iktisare ala vahide tek bir tane ile e, bir, e, yetinin burada el iktisar yani yetinme e, sınırlama anlatıyor evma meleket eymanukum veya elinizin altındakilerle ey iktisuru ala nikahil ima bir e, melkil yemin mülk mülkül yemin yani elinizin altında bulunan cariyelerle nikahlanarak yetinin iz leyse lehunne minel hukuki kemali zevcat çünkü onların hukuku e, diğer eşler gibi değildir. Zalike edna ella taulu. Bu haksızlık etmemenize daha uygundur. Ey zalikel iktisar alel vahide e, yani tek bir tanesiyle yetinmeniz ev ale mülkül yemin veya elinizin altındaki cariyelerle yetinmeniz ee, nedir? Akrabu ee, ella temilu e, yani haktan sapmamanız için daha uygundur ve tecuru ve zulmetmemeniz için daha uygundur. Ve atun nisae sadukatihinne nihle. Evet kadınlara mehirlerini e, e, nihle yani gönül hoşluğuyla verin. Ey atun nisae muhurehunne atiyeten an tıbi nefsin isteyerek verin. Fe in tibne lekum an şeyin minhu nefsen ya eğer onlara verdiğiniz mehirden onlar da gönül hoşluğuyla size bir şey verirlerse ey fe in tabet nufusuhun e, e, bi e, bi bir bir hibeti şey sadak yani o e, mehirden size bir şey bağışlarlarsa kendiliklerinden kendi gönüllerinden fe kuluhu heni en meriye onu da afiyetle yiyin. Ey fehudu zalike bunu alın. El mevhube yani e, bağışlanan bu şeyi halalen tayiben temiz bir helal olarak alın. Ve la tutus ve vermeyin emvalikum mallarınızı sefihlere. elleti cealallahu lekum kıyamen yani sizin için kıyam kıldığı yani hayatınızı devam ettirmeniz için bir vesile kıldı o malınızı akılsızlara vermeyin. Ey la tu'tul mubazzirin min el yetama envalehum. yani yetimlerden mübezzirin savurgan, saçıp savuranlara mallarını vermeyin. Elleti ceale Allahu kıyamen lil abdan ve limaeysukum. Yani sizin geçiminiz için, bedenleriniz için kıyam vesilesi kıldı. Yani ayakta duracı durmanız için o mallara ihtiyacınız var. Bunun için vesile kıldı malları vermeyin. Fe <tângülüyor> yudiyuha ki zayi etmesinler. Kale İbni Abbas, İbni Abbas dedi ki, Es sufeha'u, buradaki sufeha, humus sıbyan, çocuklardır. Ve nisa, e, elle mübezzirat. ve saçıp savuran kadınlardır. Ve kale Taberi dedi ki, e la evet la tutsa sefihen malehu yani sefihe yani işte doğruyla yanlışın arasını ayıramayan kimseye eğer karla zararı ayıramayan kimseye malı malını teslim etmeyin ve huvelledi yufsiduhu bi su'i tedbirihi. o yanlış işte planlamasıyla yanlış kötü harcamasıyla o malı bozar sabiyen kan evraculen İster çocuk olsun ister adam olsun ve keren kane ister erkek olsun ister kadın olsun ve fiha ve ksuhum ve onları faydalandırın o mallardan ve giydirin ey atimuhum minha ve ksuhum onlara yedirin ve onlara giydirin ve kulu lehum kavlen ma'rufa ve onlara güzel söz söyleyin ey kavlen leyinen Ke kavlikum. yani şöyle mesela şu sözünüz gibi, ida raşatdım. Eğer sen olgunlaştığın zaman biz ne yapacağız? Sallimna ve Yani size mallarınızı vereceğiz e, der gibi böyle güzel sözler, teselli edici sözler e, söyleyin e, diyor. Evet burada e, kalalım gelecek bölümde inşallah. Kaldığımız yerden devam edeceğiz okumaya Nisa suresinin 1 ile 10. ayet kerimelerin arasını çalışıyoruz. Buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.